Şimdi Çin'deki bu sansür ve yasaklama kontrol süreçlerini takip ederken bir haber için şuna denk gelmiştim. Şimdi Çin'de internet polisini sembolize eden iki tane maskot var. Bir dişi ve bir erkek. Çocuk sevimli bir polis şeyi. Bütün internet kafelerdeki bilgisayarlara bunu yapıştırmışlar. Bütün afişlerde var, havaalanında var, işte bu genel Wi-Fi erişim noktalarında var bilmem ne. Esprisi de şu, yetkili diyor ki bakın diyor bizim 40 bine yakın memurumuz var internet sansürüyle uğraşan. Ama bu yetmez, 400 bin de olsa becerebileceğimiz bir iş değil. Ama biz her yerde insanlara devletin interneti kontrol ettiğini, takip ettiğini ve yakalarsa yakabileceğini hatırlatıyoruz diyor. Ve bu insanlarda bir otokontrol, otosansür yaratıyor. Bizim takip etmemize gerek yok. Herkes bir, bu korkuya sahip olduktan sonra herkes ona göre davranıyor diyor. İçi boş olan kameralar. Yani gibi. Bu işte 1984 ruhu Evet. da bu. Her yerdeki o afişler bilmem neler gibi. Yani biz bir dönem neydi? En sıradan insan bile ya telefon dinleniyor olabilir bilmem ne burada konuşmayalım falan diyor. Şimdi bu korku Başına başarıldı. iki koyuyordu. Değil mi? Şey Bu kontrol korku edeceğim. başarıldı ve insanlar tedirgin edildi. Bir otosansür, bir otokontrol oldu. Hani bu Gezi'den sonra yani sosyal hepimizin medyada bildiği konuşan şeyler. gençler işte artık büyümüş olanlar hani şeyde ne derler ICQ'da konuşan, ondan sonra işte Messenger'da konuşan, chat odalarında konuşan 90'lardan itibaren, ondan sonra şimdi 90'da doğanlar şimdi konuşuyorlar, 2000'de doğanlar da şimdi konuşuyorlar, artık ergenlik yaşındalar. İlk defa sosyal medya oyuncağı var ya, sosyal medya oyuncağında yaptığı bir şey yüzünden gerçek hayatta mahkeme takibine uğrayacağı, sorgulamaya Belki hayatında götürüleceği. ilk ve tek Yani Matrix'teki mahkemeyi. gibi, Matrix'te öldürülürsen gerçek hayatta da öldürülüyorsun gibi, ölüyorsun gibi bir sonucu aldı. Sence bunun nasıl bir etkisi oldu insanlar üzerine? Daha mı tutumlular artık Twitter'da yazarken? Ya öncelikle şu var. Yani bir şeyi net olarak kabul etmemiz gerekir. Yani bunu bugün kabul ederiz ya da 10 yıl sonra kabul ederiz. Bu değiştiremeyeceğimiz bir gerçek. İletişimi kontrol edebilmek çok büyük bir ideal. Mümkün değil. İletişime yön vermek mümkün. İletişimin bir kısmına odaklanmak mümkün, inşa etmeye, şekillendirmeye çalışmak mümkün ama yönetmek değil. Ve bizler konuşabildiğimiz kadar rahatlıyoruz. Yani ben iktidar olsam insan, ya inanın ben iktidar olsam insanların Twitter'da gazını çıkartmasına izin veririm. Yani orada gazını alsın, orada konuşsun, 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 rahatlasın, sonra hayatına devam etsin. Yani orayı bastır, burayı bastır olsa olmaz. Yani bunun sonuçlarının nereye gittiğini hep görüyoruz. Yani insanların konuşmaya ihtiyacı var. Çok aracı var ve bundan çok keyif oluyor. Çünkü biz sosyal yaratıklarız. Hikaye anlatıcılarız. Bunu seviyoruz. Güzel hikayeler anlatanları seviyoruz. Güzel hikayeler dinlemek istiyoruz. Kendi hislerimizi aktarabilmek ve karşılığını bulabilmek istiyoruz. Bizim genetiğimiz böyle, doğamız bu. Ya ben Amerikan televizyonundaki gibi fıkraların anlatılabilmesini istiyorum. Yani Türk televizyonda hiçbir fıkrayı anlatamıyoruz. İşte bu Nasrettin internete de Hoca yansıyor, fıkrasını ona bile da bazılarını yansıyor. anlatamıyoruz. Ya Yani... artık mecaz kullanamıyoruz ya. Mesela işte it ürür kervan yürür diyorsun, adam ayaklanıyor. Sen ne demek istiyorsun diyor, it Müjdat mi Gezer diyorsun eskiden falan TRT'de filan. anlatırdı. Hayır, ben şimdi yeni, yani yeni bu konuda da yeni trendler var. Yani bazı çok çirkin şeyleri söylemek serbest. Artık dizilerde Küfür ve lan ünlem kesin. gibi bazı çok saf şeyleri söylemek yasak, ama yasak olup olmadığını bilmiyoruz. Çocuklar, şeyi gösterebilir misiniz? Bizim makina kapasitesinde yayınlanmış olan "Biz girmek istiyoruz" diye bir video var. Onu gösterebilir misiniz acaba? Orada da böyle bir programın sonunda dile geldim artık. Yani Bahsettim. şey, çünkü bazen bu rahatlama gerekiyor. Yani Twitter'da kendi içinde bir Twitter'ın Türkiye'deki başlangıcından beri kurulan bir düzenle, sonra biraz bozuldu ama işte yazım hatası yapmak, dil bilgisi hatası yapmak, hor görülen, hemen dikkat çeken, hadi büyük harf küçük harf kullanı bile dikkat çeken bir şeydi. Kendi tarzını getirmişti. İlk kullanıcıları bunu ön ayak olmuştu. Ama Twitter'da bile küfür etmek güzel bir şey değil. Seni sevmezler. Yani takibi bırakırlar. Ama bir yandan da hakikaten lafı gediğine koyuyorsan,
Ya bir de eleştirilmeyi istememek gibi bir şey var mı? Hepimiz göz önünde olan insanlarız. Yani kimisi konuşmamıza takıyor, kimisi kaşımıza, gözümüze, ağzımıza, burnumuza, boyumuza, lafımıza. Ya da burada bu olurken boyumuza, niye bunu konuşuyorsun lafımıza. Var bir de o var. Ha, aynen yani işte lafımıza, fikrimize. Bunlar doğal şeyler, bunları kontrol edemeyiz. Bunları kafaya takmak bir garip. Herkese kendimizi beğendirme gibi bir idealimiz olamaz ki. Son şu programdaki şeyi seyredelim, kısa bir bölüm o. Sesinde problem olduysa tamam. Peki. Ayıp olan kelimeleri kullanmak istiyorlar. Kullandırtmıyoruz. Şunu anlamalıyız. Artık televizyona çıkan herkes bu baskı altında, bu güçlü baskı altında bir şey söyleyip kaçmak istiyor. Böyle yapmak istiyor mesela. Pipi! Bakın ben de söyleyemedim. Ceza gelmesin diye. Ama herkes bunu söylemek istiyor. Yani bir şöyle bir şey olabilir mi? Radyo televizyon üst kurulundan rica ediyorum. Bir hafta serbest bırakın. Bir hafta serbest bırakın. Herkes bir ferahlasın, içini boşalsın. Ondan sonra bu içeriden dışarı pırtlayan şeyler olmayacak. Siteleri serbest bırakın. Herkes istediği gibi takılsın. Sonra kapatın. Her sene bir bayram olarak kutlayalım. Bir hafta serbest kalalım. Bizim sorunumuz şu. Girmek istiyoruz. Biz girmek istiyoruz. Biz her yere girmek istiyoruz. Oraya girmek istiyoruz, buraya girmek istiyoruz. Oraya polis şeyi geliyorlar, buraya polis bilmem nesi geliyor. Buraya. Biz bırakın bizi girelim. Bir hafta girelim, sonra çıkarız. Çıkmayız ama çıkarız.